Zelenski'nin hareketi Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan Cumhurbaşkanı'na Erdoğan ayarı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılacağı açıklandı. Yunan basını yaklaşan tehlikeyi duyurdu. Medvedev, Ukrayna'da şeytanla kutsal bir savaş yapıyoruz derken Ukrayna Şeyh Şamil taburunu kurdu. Kan balistik füze sisteminde ilk ihracat Endonezya'ya. Türkiye'ye satışı yasaklanmıştı. Ukrayna'yı vuran İran SİHA'larında Avusturya malı motorlar çıktı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunan Başkanlık Sarayı basın ofisinden yapılan kısa açıklamada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmelerde bulunmak üzere Kiev'de bulunduğu bildirildi. Yunan basınına göre Sakellaropoulou, Polonya'ya uçakla geldi ve ardından Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos eşliğinde trenle Kiev'e gitti. Ancak asıl önemli olan Zelenski'nin Yunan liderleriyle Kiev'de görüşmesine saatler kala her gün Yunanistan'ı tehdit eden Erdoğan'ı adeta ilahlaştırdığı provokatif bir paylaşımda bulunmasıdır, diyen Yunan basını, Zelenski'nin bu paylaşımı Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Kiev'e varışından birkaç saat önce yapmış olması, Yunanistan ve Yunanlılar açısından en hafif tabiriyle fiyaskodur ve kışkırtıcıdır, dedi. Haberde hatırlatmak gerekir ki Türkiye, ağır bir bedel ödeyen Yunanistan'ın aksine Ukrayna Savaşı'ndaki tartışmalı tutumundan ekonomik ve ulusal olarak kazançlı çıkmaktadır. Aslında hükümetin Ukrayna'nın yerli Rum toplumunun yok edildiğine dair iddiaları doğrulanırsa, Küçük Asya felaketinden bir asır sonra yeni bir ulusal felaketten bahsediyor olacağız, denildi. Yunan Cumhurbaşkanı'nın Zelenski'den Türkiye'nin eylemlerini kesin bir dille kınamasını talep etmek yerine, suçluluk duygusuyla sessiz kaldığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalini ve Yunanistan'a yönelik savaş tehditlerini kınayıp kınamadığını belirtmeye, devam etmemek bu şartlarda imkansız, dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılacağını açıklaması Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın Atina ile bir askeri angajman yapması durumunda Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden alacağı askeri yardım hafife alınmamalı ifadesini kullanan Yunan basını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Şuşa, Paris ve İstanbul'un ortak değeri Ahmet Bey Ağaoğlu Uluslararası Sempozyumundaki sözlerini alıntıladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk Devletleri Teşkilatı sayesinde de artık Türk Devletleri arasında çok güçlü ilişkiler geliştiriliyor. 11 Kasım'da da Özbekistan'da Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'ne katılacağız. Orada da bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesi noktasında önemli kararlar alınacak. Bu kararlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katılması olacak. Böylece Türk Birliği'ni güçlendirme imkanımız olacak, dedi. Türk Devletleri Örgütü'nün 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın Türkiye adına Washington'da düzenlediği etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileri ve diplomatları, ABD'nin Güney Avrupa ve Kafkasya politikasından sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson'la çok sayıda ABD'li uzman ve STK temsilcisi katıldığını hatırlatan Yunan medyası, Türk Büyükelçisi yaklaşık 300 milyonluk nüfuslu örgütün temel amacının Türk kültürel ve tarihi mirasını desteklerken karşılıklı güveni, siyasi danışmayı, barış ve istikrarı, devletler arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğini güçlendirmek olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Güney Avrupa ve Kafkasya politikasından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Erika Olson ise ABD'nin örgütün bir üyesi olmasa da onlarla ortak olarak başaracağı çok şeyin olduğunu, bu ülkelerle çalışmaktan onur duyacağını belirtti. Türkler Washington'daki kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla liderliğini yaptığı 300 milyonluk bu ülkelerle söz konusu organizasyon çıkarları için ABD'ye gözdağı vermek istiyor. Çünkü Türk devletlerinin coğrafi konumu Çin'le Rusya'nın İpek Yolu arasında bir kama görevi görecek ve bu nedenle Washington'ın onlara daha da yaklaşması gerekiyor. Kısacası Türkiye, Türk devletlerinin jeopolitik ekonomik önemini ABD'nin taviz vermesi yolunda bir basamak olarak kullanmaya çalışıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın zamanda Türk Devletleri Örgütü'ne katılmasıyla ilgili olarak maalesef bir yıl önce yaptığımız değerlendirmeler doğrulanmış görünüyor. Türkiye'nin bunu başarabilmesi için ilk ve temel adım olarak KKTC'nin uluslararası kuruluşlar ve devletler tarafından tanınması gerekmektedir. Daha sonra eğer başarılı olursa örgütün diğer Türkçe konuşan ülkeleri devleti tanımaya ve ona uluslararası statü vermeye zorlanacak. Bu sayede ileride İslam ülkelerinde de kapıyı çalacak ve adada iki farklı devlet kurarak Kıbrıs sorununu çözme girişiminde önemli bir destek oluşturacaktır. Türkiye, söz konusu örgütün Doğu Akdeniz ve Ege'deki pozisyonlarını kabul ettirmeyi ve Batı Trakya'daki meseleleri kabullenmesini sağlamayı başardı. Türkiye'nin askeri düzeyde büyük bir stratejik derinlik kazandığı bir gerçektir ve buna özel dikkat gösterilmesi gerekirken hafife alındı.
Ankara'nın Atina'ya Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden askeri müdahalede bulunması halinde alacağı askeri yardımın daha da artırılması gerekir. Ayrıca Türk savunma sanayi ürünlerinin potansiyel alıcıları Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler oldu, ifadelerine yer verildi. Eski Rusya Başbakanı, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ulusal Birlik Günü vesilesiyle yayınladığı Telegram mesajında bugün Ukrayna'daki savaşı şeytanla kutsal bir çatışma olarak tanımladı ve ülkesinin amacının şeytan, Lucifer ya da İblis, hangi ismi kullanırsa kullansın, cehennemin yüce liderini durdurmak olduğunu söyledi. Medvedev, "Bizden nefret edenlere, dilimizi, değerlerimizi ve hatta inancımızı yasaklayanlara, ana vatanımızın tarihine nefret yayanlara karşı mücadele ediyoruz. Bugün karşımızdaki ölmekte olan bir dünyanın parçasıdır. Bu bir grup çılgın Nazi uyuşturucu bağımlısı, onlar tarafından uyuşturulan ve korkutulan insanlar ve Batı kulübesinden gelen büyük bir havlayan köpek sürüsü. İcat ettikleri müstehcen alışkanlıklar ve normal insanlara tanınan ahlakı reddeden, onlar tarafından yerleştirilen çift düşünce kalıpları dışında hiçbir inançları ve idealleri yok. Bu nedenle onlara karşı ayaklanarak kutsal bir güç elde ettik." Rusya'nın elinde çeşitli silahlar olduğunu vurgulayan Medvedev, ayrıca ve çürümüş dünya düzeni çöktüğünde tüm kibirli rahipleri, kana susamış zanaatkarları, alaycı hizmetkarları ve aptal mankurtları tonlarca ağırlıktaki enkaz yığınının altına gömülecektir, dedi. Medvedev, şeytanın silahları özenle hazırlanmış yalanlardır ve bizim silahımız gerçektir. Bu yüzden bizim davamız adil. İşte bu yüzden biz kazanacağız. Mutlu bayramlar, diye ekledi. Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 29 Ekim'de düzenlenen Kafkas Birliği Konferansı'nda Ukrayna'da işgalci Rus ordusuna karşı savaşmak üzere İmam Şamil isimli bir taburun kurulduğu duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Milletvekili Oleksiy Goncharenko, Dağıstan'ın kurtuluşu için savaşacak olan İmam Şamil adını taşıyan ve Dağıstanlılardan oluşacak tabur kuruldu. Tabur Ukrayna'ya yardım edecek, sonra biz Dağıstan'a yardım edeceğiz, dedi. Sürgündeki Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Başbakanı, Çeçen lider Ahmet Zakayev basın mensuplarına verdiği demeçte Ukraynalı yetkililerden Dağıstan'ın bağımsızlığının tanınması için çağrıda bulundu. Taburun komutanlığına ise Magomed Sipulaev getirildi. İmam Şamil taburuyla ilgili konuşan Sipulaev, "Rusya'ya karşı savaşmaya bundan 10-15 sene önce başladık. Şimdi mücadelemize Ukrayna'da devam edeceğiz. Çünkü 100 senedir mücadele ettiğimiz Rus saldırganlığı şu an Ukrayna'yı etkiliyor. Biz de yardım etme kararı aldık," dedi. Endonezya'da düzenlenen Indo Defense 2022'de savunma sanayimizin geliştirdiği sistemlerin ihracatına yönelik anlaşmalar imzalandı. Roketsan tarafından geliştirilen Kan Balistik Füze Sistemi'nin ihracatına yönelik anlaşma imzalandı. Bora Balistik Füze Sistemi'nin ihracat versiyonu olan KAN Füze Sistemi böylelikle ilk kez TSK haricinde bir kuvvetin envanterine girmiş olacak. Muharebe sahasında kendini ispatlamış bir sistem olan Bora'nın ihracat versiyonunun önümüzdeki dönemde yine ihracat başarılarına imza atması bekleniyor. Bora Balistik Füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora Füzesi zamanında doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlamaktadır. Füze, Roketsan üretimi Bora silah sistemiyle entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer platformlardan fırlatılabilmektedir. Bora füzesinin menzilinin 280 km olduğu değerlendiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Mayıs 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı pençe harekatı devam ederken, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam alanları da bir bir tespit ediliyor. Temmuz 2019'da insansız hava aracıyla Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği ve 280 km menzili olan Bora ile vuruldu. Füze atışları Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de çıplak gözle izlenmişti. Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı kullanıldığı için Türkiye'ye ihracatı yasaklanan Avusturya malı motorlar, Avrupa Birliği ambargosuna rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya vurduğu İran siyalarında ortaya çıktı. Haftalık Alman gazetesi Zeit'te İran Muhajer 6 siyalarında da kullanıldığı ortaya çıkan Avusturya malı motorlar hakkındaki analiz şu ifadelere yer verildi. En son Ukrayna'da olduğu gibi silahlı insansız hava araçlarında tekrar tekrar Avusturya'dan gelen motorlar ortaya çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabilir ve neden engellenemiyor? Ukraynalılar Eylül ayı sonunda Karadeniz üzerinde bir insansız hava aracını düşürdüklerinde muharebe insansız hava aracının sadece fiziksel değil diplomatik patlayıcı da taşıdığından haberleri yoktu. Ukraynalı askeri istihbarat görevlileri daha sonra 5.67 metre uzunluğundaki aracı söktüklerinde karşılarına Avusturyalı şirket Rotax'ın motoru çıktı. Rus ordusu haftalardır İran siyalarıyla Ukrayna'daki sivil hedeflere ve altyapıya saldırıyor.
Muajer 6 siyasına batılı diğer bileşenlere ek olarak bir Avusturya motorunun takılmış olması kafa karışıklığına neden oluyor. Rotax motoru da dahil, drone'un fotoğraflarını yayımlayan Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanı Anton Gereshenko, Avusturyalılar motorlarının Ukraynalıları öldürmek için kullanılan İran dronlarına takılmasını engellemek zorundadır, diyor. Ukrayna'ya yönelik kitlesel Rus insansız hava aracı saldırılarının BRP Rotax motorlarıyla gerçekleştirildiğine dair bir kanıt yok. Ancak Gereshenko ürün seri olarak üretildiğinden Moyer 6 siyasındaki Avusturya motorunun kesinlikle müferit bir durum olmadığını inanıyor. Ayrıca Avusturya malı motorlar savaş bölgelerinde ilk kez ortaya çıkmıyor. 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ İtilafı sırasında Azerbaycanlıların Ermenilere saldırmak için kullandığı Bayraktar İHA'larında da bu motorların kullanıldığı ortaya çıktı. Rotax motorlu Türk insansız hava araçlarının Kürt bölgelerinde veya Kuzey Irak'ta da uçtuğu söyleniyor. O zamanlar şirket Türkiye'ye ihracatı yasaklamıştı. Peki motorlar Avrupa Birliği ambargosuna rağmen İran'a nasıl ulaştı? Rotax ihracatının detayları konusunda sessiz kalıyor. En önemli pazarlar arasında hangi ülkeler olduğuna dair bilgi verilmiyor. Hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen ve bu nedenle Avrupa Birliği genelinde ihracat kontrollerine tabi olan bileşenler ikili kullanım listesinde yer alıyor. Ama Rotax motorları buna dahil değil. Suçlamaları kabul etmeyen Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İran'dan sorumlu Rotax satış ortağı İtalya merkezlidir. Bu satış ortağı aracılığıyla bir ihracat yapılması durumunda incelemeden İtalyan makamları sorumludur deniyor. ABD ticaret dergisi The Drive kısa süre önce bir dizi şüpheli hırsızlık hakkında haber yaptı. Son yıllarda İngiliz, Alman ve Norveç havalimanlarından son derece profesyonel ve titiz bir şekilde düzinelerce Rotax motoru çalındı. İran'daki İHA fabrikaları için gizli bir şebeke mi ifadesi kullanıldı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.